Şu anda arka planımda dönen videoyu 20 Haziran tarihinde YouTube Katıl ve Haddini Aşk Kulübü üyeleriyle paylaştım. Onlara Rivian hissesinden bahsettim. Rivian Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı önemli bir elektrikli araç startupı. Ben elektrikli araç startuplarını pek beğenmiyorum ama Rivian'da beğendiğim yönler var. İşte bu çerçevede videoyu paylaştım ve gelecekle ilgili bazı beklentilerimi açıkladım. Kabul ediyorum her zaman bu kadar şanslı olamam ve beklentilerim bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Ama neredeyse fal bakmış gibi gerçekleşti hepsi. Ve sonuçta hisse senedinin değeri ben 26 Haziran'da videoyu yayınladığımda 15.47 dolarken şu anda 24.68 dolarlar civarında işlem görüyor. Bu sadece 2 haftada %60'a yakın dolar bazında bir kazanç anlamına geliyor. Elbette her zaman bu kadar şanslı değilim. Her zaman hayallerim bu kadar çabuk gerçekleşmiyor. Ama eğer bir hisse senedini ve makro ekonomiyi doğru analiz ederseniz siz de benzer kazançlar elde edebilirsiniz. Ben bunun yöntemlerini, tekniklerini, bakış açımı her hafta YouTube Katıl ve Hattin Aşk Kulübü üyeleriyle paylaşıyorum. Yaşıyorum. Siz henüz iyi olmadıysanız şu anda 800'e yaklaşan üyelerin arasına katılın. Ama daha da önemlisi kendinizi bu konuda geliştirmeniz için beni sadece araçlardan birisi olarak görün. Çok daha fazla araç var ve artık buralara yatırım yapmak da daha kolay. Hep aldığım soru hocam hangi yatırım platformunu kullanıyorsun? Bunun yanıtını verdim. Şu anda Türkiye'de iki platform kullanıyorum ama yeni bir platformu daha kullanmaya başlıyorum. İsmi QuantFurry. QuantFurry aynı zamanda benim bu videomun sponsoru da. QuantFurry'yi seviyorum çünkü de hisse senetleriyle kripto arasında sonsuz geçiş var. Yani buradan kriptonuzu yolluyorsunuz oraya ve orada Amerikan veya Avrupa hisse senetlerini alabiliyorsunuz ve çok sayıda hisse senedi var. Ayrıca ETF'ler de var, MTA'lar da var. Bu yönüyle borsa çok hoşuma gitti. de hoşuma giden başka bir yönde işlemler tamamen ücretsizler biliyorsunuz. Türkiye'deki borsalarda işlemler hala epey pahalı. Ama QuantFury ile ilgili daha ileride daha fazla konuşacağız. Bugün çok detaylarına girmek istemiyorum. Bu hafta boyunca QuantFury'e aktarmış olduğum küçük bir miktar para üzerinden sizlerle beraber trade yapacağız. Nasıl kullanılıyor, nasıl kaydolunuyor göreceğiz. Beklemeyin o güne kadar. Ben hemen inceleyeyim biraz diyorsanız yukarıya ve aşağıya benim kod ismimle linkimi bırakıyorum. Oradan mutlaka tıklayın girin. Kaydınızı yapın. istiyorsanız küçük bir miktar oraya kriptoyu bir aktarın ki bu hafta boyunca yapacağımız örnek işlemlerde siz de bana eşlik edebilin. Şu anda aklınızda çok sayıda sorun olduğunu biliyorum. Biraz korkuyoruz. FTX'te ağzımız yandı. Yeni borsalarda sorunlar olabilir mi? Bunların hepsini bu hafta boyunca örnek işlemler üzerinden konuşacağız. Adım adım risklerimizi yöneterek bu borsanın getirdiği güzel şeylerden ayarl çalışacağız. Çünkü ben bu kadar düşük maliyetle hem de kaldıraçlı hem de kripto hisse senede ETF işlem yapılabilen başka borsa bulamadım. Sizlerin ilgisi çekeceğine eminim. Ama şimdi gelin Rivian hisse senedi incelediğim videoya dönelim. Bu videoyu bugün herkese açıyorum. İzleyebilin diye bir hisse senedi analizi nasıl yapılır? Gelecek öngörüleri nasıl geliştirilir? Risk analizi nasıl yapılır? Hepsi bu videoda varlar. Birkaç yerinde de ben ne dedim videoda ondan sonra neler oldu konusunda ufak tefek girdiler var. Çok ilgisi çekeceğine eminim. Hazırsanız başlıyoruz yine gecikmiş bir video ile karşınızdayım sevgili YouTube katıl ve haddini aşk kulübü üyeleri. Neden gecikiyorum? Çünkü hakikaten çok efor veriyorum. Bir hisse seyredini seçmeden önce, değerlendirmeden önce. Şimdiye kadar çok şükür başarılı da olduk. Görüyorsunuz yandaki tabloda bugüne kadar bahsettiğim hisselerin neredeyse tamamı size o hisseyi ilk anlattığım günden daha pozitif durumdalar ve hepsinin önümüzdeki yıllarda daha da yukarı düşünüyorum. Öte yandan tabii anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil ve biz uzun vadeli bakıyoruz meseleye. Kısa vadedeki bu fiyat hareketleri biraz tesadüf olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama uzun vadede iyi şirketleri seçmeye çalışıyorum. Teknolojisi, müşteri deneyimi, müşteri beklentileri, finansal yapısı, CEO'su bütün bunlara bakmaya çalışıyorum. Ve bu çerçevede bugün size anlatacağım Rivian'ın da eğer yatırım perspektifinize 2030-2032'leri koyuyorsanız iyi bir şirket olabileceğini düşünüyorum. Elbette anlatacaklarım bir yatırım tavsiyesi değil, sadece bir şirketi değerlendireceğiz sizle beraber. Bunun amacı biraz da eğitim, bir şirket nasıl değerlendirilir konusunda ve kendim Rivian'da yatırım yapmaya niyetlisiyim. O yatırım stratejimden biraz bahsedeceğim ama siz mutlaka daha detaylı araştırmanızı kendiniz yapmalısınız. Pek çok analistten farklı olarak bir hisse senedi hakkında yorum yaparken önce ürünlerini incelemeyi seviyorum. Özellikle de tüketicilere yönelik ürünü üretiyorsa o ürünü yakından gözlemlemeyi, o ürün hakkında tüketicilerin ne düşündüğünü anlamayı, o ürünün gelişim planını ve o ürünün rakip ürünlerle kıyaslamasını yapmayı çok seviyorum. Çünkü en sonunda bir şirketin başarılı olması için iyi ürünler üretmesi lazım. Şu anda arkamda görüyorsunuz Rivian'lar gerçekten çok şık araçlar. Şu anda iki temel modeli var. Bunlardan bir tanesi bir pick-up ki Amerika Birleşik Devletleri'nde pick-up en büyük segmenttir. Mesela Ford neredeyse bütün karlılığını F-150 isimli pick-up'ına borçludur. Rivian buradan doğru bir giriş yapmış pick-up'ları seçerek. Bir de yine Jeep görüntüsü araçları da var. Aynı pick-up platformu üzerine oturan. Her ikisi çok güzel otomobiller ve incelediğimde tüketiciler genel olarak çok memnun. Sürüş özelliklerinden, aynı Tesla gibi over the air yazılım güncellemeleri alabilmesinden, aracın görüntüsünden, hizmetlerden memnunlar. Genelde memnun olunmayan iki konu var. Bunlardan ilki şarj üniteleri Tesla kadar bol değil tabii. Bu biraz sorun yaratabiliyor. Ama ben önümüzdeki yıllarda Tesla'nın Amerika'daki şarj ünitelerinin bütün araçlar için ortak hale geleceğini düşünüyorum. Ayrıca başka şirketlerde var. Bu sorun çözülecektir diye inanıyorum. Bir de yeni üretime başladı aslında Rivian ve ilk üretim hattından çıkan otomobilleri alanlar bazı ufak tefek kalite sorunlarından bahsediyorlar. Yakın zamanda bir miktar Rivian'da geri çağrıldı bir sensöründeki hatasından dolayı. Ama otomobil gerçekten çok şık ve rakiplerle kıyaslayınca ki Ford F-150'yi de beğeniyorum. Tesla Cybertruck biraz tartışmalı bir görüntü yani herkes beğenir beğenmez ayrı. Ama daha geleneksel ama aynı zamanda modern gözüken ve çok hoş özellikli olan araçlar. Size de tavsiyem bir şirketi incelemeden önce ve yatırım düşünmeden önce ürünlerini mutlaka inceleyin. Mentorluk yaptığım arkadaşlar var burada. Bir arkadaşım tavsiye etti, girdim o hisse. Böyle şeyleri yapmayın. Bir şirkete yatırım yapmadan önce mutlaka ürünleri hakkında biraz fikir sahibi olmanız lazım. Hem tabii gördüğümüzleri hem müşteri memnuniyetleri hem de teknoloji nereye gittiği. Rivian'ın sorunu çok zarar eden bir şirket ve önümüzdeki dönemde de zarar etmeye devam edecek. Benim görebildiğim kadarıyla hesaplamalara göre 2030'dan önce bu şirketin karlı bir şirkete dönüşmesi zor. Ama bu normal bir yolculuk. Tesla'da da aynısını gördük. Tesla'da halka açıldıktan çok uzun süre sonra ilk karını elde etti. Burada önemli olan Rivian bu karı etmeye doğru yürüyor mu yürümüyor mu? Şirketteki gelişmeler ne yönde? İşte biraz onlara bakmamız lazım. Ve şirketin satışları nasıl gidecek? Bu satışların maliyeti nasıl gidiyor? Yani brüt kar nasıl yönetiyor şirket? Burada iyileştirme fırsatları var mı? Talep ne durumda? Ve şu anda içinde bulunduğumuz zor ekonomik koşullarda Rivian'ı nasıl bir gelecek bekliyor? Biraz bunlara kafa yormamız lazım. Rivian iflas ihtimali olan bir şirket. Bunu bir başta söylemekte fayda var. Hatta Bloomberg analize bakacak olursak 135 ihtimalle Rivian iflas edebilir diyorlar. Ben öyle düşünmüyorum ama riskli bir yatırım olduğunu baştan tekrarlayayım. Çünkü zarar eden bir şirket evet bolca nakiti var ve görebildiğim kadarıyla yeni nakit kaynaklarına ulaşmakta da zorluk çekmiyor. Ama zarar eden bir şirketi bugün ekonomik koşullarına değerlendirirken çok dikkatli olmakta fayda var. Bugün biraz sersen gidelim. Önce şirketin maddi durumuna bir bakalım. Çünkü sıkıntı aslında burada. Daha sonra ürün tarafına ve üründeki geliştirmede şirketin geleceğine göz atalım. Bir kere şirket hisse senedi çok dayak yemiş bir hisse senedi. Son bir yılda %43.68'lik kayıp var. Halka açıldığından bu yana da değerinin %88.43'ünü kaybetmiş. Yani çok sıkı dayak yemiş bir işletme var karşımızda. Bunun bir temel nedeni şirketin zarar ediyor olması. Yani kendi gözgü finansal göstergeleri. İkincisi üretimi oturtmakta zorlanıyor olması. Mesela 2023 yılı için 50 bin araç üreteceğiz dediler ama ilk çeyrekte gelen sonuçlar pek de bu yolda gitmiyor gibi gözüküyor. Yatırımcıları bu biraz korkutuyor. Bu zarardan dolayı tabii nakit akışı negatif gidiyor şirketin. Bu acaba şirketi zorlanır mı diye korkuluyor. Bir de en büyük dezavantajından bir tanesi oldukça pahalı araçlar satıyor. Ve bu yüksek fiyatlı araçların finansmanı konusunda kredi arandığında Amerika'da şu anda krediler hem pahalı hem de ulaşması zor. Bütün bunları reviyonu zorluyor. Tesla CEO'su Elon Musk Rivian hakkında eğer kendini değiştirmezlerse iflas edebilirler dedi. Ben de katılıyorum. Bu yol sürdürülebilir bir yol değil. Fakat baktığımızda son çeyrek raporlamasında Rivian'ın aslında bütün bu anlattıklarımızın farkında olduğunu ve işleri düzeltmeye çalıştığını görüyoruz. Şöyle bir genel değerlendirme devam ettiğimizde şirketin piyasa değeri 13 milyar 98 milyon. Yani oldukça düşük bir rakam Amerika standartlarına Tesla'nın bugünkü 750-800 milyar dolarlık değerlemesiyle kıyaslayacak olursak özellikle net kar edemiyor, zarar ediyor. İleriye yönelik de uzun bir süre hisse başı zarar olacağı gözüküyor. Bu yüzden fiyat kazanç oranı yok, temettü de dağıtmıyor. Bütün bunlar tabii onun olumsuz yönleri. Baktığımızda değerlendirmelere Seeking Alpha değerlendiricileri hold vermişler 2.83. Wall Street analizleri al demişler. Wall Street'ler de her şeyi al diyor. Kuant tarafından yani rakamsal tarafından baktığımızda da analiz Hold diyor yani tut diyor. Değerlemeye C plus vermişler. Fena değil. Büyüme A minus yani hızlı büyüyor şirket. Profitability karlık tabii ki F yani kar yok. Momentum yani hisse seninle olan gelen ilgi pek iyi değil. D minus. Revisions yani şirketin açıkladığı rakamların beklenenden iyi olması konusunda da bir B plus'ı almış. Yorumlar tarafına baktığımızda yorumların büyük bir bölümü sel tarafında gözüküyor. Burada görüyorsunuz İlk gördüklerimizden sel neden bu bir boğa tuzağı olabilir girmeyin. Öbürü diyor ki Rivian'ın aslında hala talep sorunları var. Bir diğeri diyor ki bunu ben yani okudum bu arada, hepsini detaylı okudum. Yani aslında spekülatif bir yatırım olarak fenaya benzemiyor diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Spekülatif yatırımdan kastımız ya tutarsa yatırılır aslında. Ama mesela altcoin'lerden farklı olarak burada tutup tutmayacağı konusu elimizde çok daha fazla bilgi var. Şimdi detaylı analizlerine gireceğiz. Bir analist hold demiş. Bir diğeri Evet buy demiş yani al demiş ama yani öyle zayıf kalplilere göre bir hisse değil bu demiş. Onun arkasında satlar var, holdlar var böyle gidiyor. Yani böyle çok şiddetli tavsiye edilen bir hisse senedi değil bu konuda da uyarmakta da fayda var. Finansallarda ilk bakmamız gereken yer tabii ki gelir tablosu. Halka 2021'de açılmış o dönemde sadece 1 milyon dolar cirosu var. 54, 95, 364, 536, 663 ve son çeyrekte de 661 milyon dolar ciroya ulaşmış. Bir önceki çeyreğe göre burada büyüme hayal kırıklığı yaratabilir ama 2022 Mart'ta kıyaslayacak olursak 6 katlık büyüme var hatta daha fazla 95 milyondan 661 milyon dolara yürümüşüz. Ama iş net karlılığa gelince açıkçası orada sıkıntı var. Şu anda baktığımızda satılan malın mali de 1 milyar 196 milyon dolar gibi gözüküyor. Bu durumda net zarar 535 milyon dolar. Bunu kabaca şöyle hesaplayabiliriz. Bir aracı 50 bin dolara mal ediyorsanız 25 bin dolara satıyorsunuz gibi bir rakam çıkıyor burada ortaya. Fakat bu tip hisselerde mühim olan trend nereye doğru gidiyor onu anlamaya çalışmak. Ve aslında buradaki trendin oldukça olumlu olduğunu görüyoruz. Mesela 2022'deki aynı çeyreğe baktığımızda sadece 95 milyon dolar ciro yapmış. Şimdi o 661'e fırlamış. Öte yandan o dönemdeki brüt zarar 502 iken onu 5.35'lerde sabit tutmuş. Şimdi diyeceksiniz ki hocam adam büyüyor ama hala zarar ediyor. Nesini seviyorsun? Bu büyümenin getirdiği bir sürü maliyet var şu anda. Yeni tesisler açılıyor, üretimde acemilikler yapılıyor. Biraz sonra bahsedeceğim. Envanterde hatalar yapılmış, teknolojik sorunlar çıkıyor. Yani bir üretim ramp up'ı çok zor bir şey. Bizim TOK'ta şu anda o süreçte görüyorsunuz hala ortalıkta doğrusu araç yok. Bu ramp up sırasında bile şirket bir zararını korumuş. Ben bundan çok daha felaket tablolar gördüm. Ama daha sonrasında baktığımızda Haziran 2022'de 704, sonra 917, sonra 1 milyar dolar zarar etmiş. Oradan birdenbire 535 milyon dolar zararı iniyoruz. Ve bu sırada da ciddi bir artış yok. Aralık 2022 ile Mart 2023 plançolar arasında. Burada şirketin maliyetleri kontrol altına almak konusunda Elon Musk'ın sözünü dinlediğini görüyoruz. Bu son derece olumlu bir gelişme. Çünkü bu şirketin bence harika ürünleri var, iyi bir teknolojisi var. Tek, tek sorun çok zarar ediyor olması. Tabii bu az zarar değil, hemen de kapanmaz. Ama şirketin doğru bir yola girdiğini tek bir çeyrek raporuna en azından yorumlayacak olursak görebiliyoruz. Peki şirketin diğer masraflarına baktığımızda neler olmuş? Genel idari giderlerde ve pazarlamada pek bir düşüş yok artmaya devam etmiş. RG harcamaları artmaya devam etmiş zaten bunu artmasını istiyoruz. Ve toplam esas faaliyet giderlerindeki artışın geldiği kaynak RG bundan hoşnutuz. Çünkü şirketin arge yatırım yapması şirketin uzun vadedeki geleceğini sağlayan bir yapı. Toplam esas faaliyet zararımız ise bir önceki çeyrek olan 1.795'ten bu çeyrekte 1.433'e inmiş. Şirketin 2022 Mart'ındaki esas faaliyet zararı 1.579. Yani oraya kıyaslarsak bir düzelme var. Elbette bunlar hala tehlikeli rakamlar ama düzelme var. Şirketin elinde bolca nakit var. Bundan dolayı faiz getirisi faiz giderinden daha fazla. Bu yönü sevindirici biraz sonra konuşacağız yanılmıyorsam 12 milyar dolar civarında bir para var elinde şu anda. Bu faizlere kattığımız zaman faaliyetlerden toplam zararı 1 milyar 349 milyon. Bu bir önceki çeyrek olan 1.723'ün epey altında bir zarar. Çeyrek bazında şirket hisse başına 1.45 dolar zarar etmiş işte bu zaten şirketin hisse ucuz olmasına temel sebebi. Bilançoya baktığımızda eğriyen ama hala güçlü bir nakit rezervleri olduğunu görüyoruz. 11 milyar 244 işte burada görüyorsunuz 18 milyarlardan epey hızlı para yiyerek gelmişler. İki sene içerisinde neden? Çünkü şirket zarar ediyor. Bunun üzerine bir de küçük miktarda bir alacakları var. Toplam cari varlıkları 13 milyar 350 milyon doları buluyor. Envanteri de işin içine kattığınızda uzun vadeli varlıkları işin içine koyduğumuzda toplam şirketin aktif tarafında 18 milyar 191 milyon dolarlık bir birikim var. Kısa vadeli borçlar 2 milyar 269 bu elindeki nakitte kıyaslayınca pek bir şey değil. Toplam borçları 5449 bu da toplam varlıklara kıyaslayınca yine çok kötü değil. Yani şirketin bilançosu şu anda sağlam ama zararı kesmesi ve bir yerlere pozitif nakit akışına doğru dönmesi lazım. Buradan da nakit akış tablolarını hemen bir göz gezdirebiliriz. Nakit akışı da pek olumlu değil çünkü zarar var yukarıda görmüştük. Baktığımızda son çeyrekte esas faaliyetlerden gelen nakit akışı 1 milyar 521 eksi. Yani şirket bu kadar parayı yemiş ve iyileşmemişti bu sürekli daha fazla para yiyor. Yani büyümekte olan bir şirket için tabii bu normal bir yandan üretim tesisleri kuruyor, bir yandan yeni teknolojiler deniyor. Bunu normal karşılayabiliriz. Eldeki nakitini 12 milyar dolar gibi düşünecek olursak bu hızla para yakmaya daha ediyor olsa bile 2 yıl kadar Rivian'ın derdi yok diye düşünüyorum. Buradan nakit akışı bir miktar azalacak mıdır? Azalacağını düşünüyorum. Biraz sonra çünkü detaylara girdiğimizde üretim tarafında özellikle verimliği artırmak konusunda çok şey yapıyorlar. Bir yandan da şirketin esas baş ağırlarından bir tanesi olan Stock Based Compensation yani çalışanlarına hisse senedi yoluyla ödeme yapma oradaki giderleri de azaltıyorlar çünkü epey bir eleman çıkartıyorlar işten. Böyle baktığımızda bu rakamın bir sonraki çeyrekte iyi olacağını düşünüyorum. Bu tip şirketlerde bakmamız gereken şey bir sonraki çeyrek nasıl olacak konusundaki beklenti. Çünkü sırf şu rakamlara bakılırsa tabii uzak durmak gerekiyor. Ama çoğu startup böyle başlıyorlar zaten rivinde böyle yola çıkanlardan. Şirket finansman bulabilen bir şirket burada. Burada görüyorsunuz yeni borçlar almış. 2,5 milyar dolar burada. 1.226 burada. Son çeyrekte de 1.485. Bu sayede toplam nakit erimesini 319 milyon dolarda tutmayı başarmış. Tabii hep bu kredileri bulabilir mi? Ayrı bir mesele. Çünkü Amerika birleşik devletlerine de finansman bulmak zorlaşıyor bankalar faizleri yüksek tuttuğu için. Bu tabii önümüzdeki dönemde değişecek gibi gözüküyor. Çünkü FED faiz artışlarında ya zirvedeyiz ya zirveye yakın bir yerde. yerdeyiz. Ben zirvede olduğumuzu düşünüyorum ama FED açıklamaları hala biraz korkutuyor. Eğer faizler burada durursa ve aşağı doğru inerse para bulmakta da kolaylaşacak. Yani böyle baktığımızda Rivian önümüzdeki bir iki yıl iflas tehlikesi yok diye düşünüyorum. Ve Rivian'ın bu dönemde bu negatif nakit akışından kurtulup pozitif nakit akışına veya daha az para yakan bir yapıya doğru dönmesi mümkün ve bir yandan da yeni borç alması mümkün diye düşünüyorum. Finansal tablolarda durum böyle. Şirketin değerleme tablosuna baktığımızda pek elimizde bir gösterge yok. Çünkü işine kar etmediği için rakiplerle kıyaslamak bir hayli zor. Fakat burada önemli birkaç gösterge var. Belki onlar dikkatinizi çekebilir. Şirketin hisse senedi fiyatı satışları oranladığımızda 6.16 gibi bir rakam var. Sektör ortalamasında bu 0.87. Burayı otomotivin tümü olarak görmeniz lazım. Orada %606 üstünde sektörün. İleriye yönelik satışları böldüğümüzde ise rakam 3.47 olarak çıkıyor. Sektör ortalaması 0.88. Şirketin değerinin defter değeri oranı 1.08, sektör ortalaması 2.21. Şirketin ileride beklenen fiyat bölü defter değerlemesi ise 1.54. Bu sektör ortalamasının altında. Yani iki tarafta da burada sektör ortalamasının altındayız. Bu aslında sevindirici. Bu yönden olumlu zaten B plus B almış şirketimiz. Nakit akışı üretemediği için başka göstergeleri burada göremiyoruz. Büyüme göstergeleri tabii nefis. Yüzde 1382 büyümüş ciro tarafında. İlere baktığımızda da yüzde 421'lik ciro büyümesi bekleniyor. Buna sektörün çok çok ötesindeler. Ama hani çok da anlamda olmayabilir. Çünkü çok yeni bir şirket bu. Satışlarında tabii artacak ve bu büyümeler gelecek. O yüzden evet bir büyüme şirketi. Ama bu rakamları o kadar ciddiye almamak lazım. Buna ileride biraz daha normalleşecektir. Bu şirketi tabii diğer elektrikli otomobil üreticilere bir kıyaslamakta da fayda var. Orada da olup bitiyor. Burada kıyaslamaya... Tesla'yı, Lucid'i, Neo'yu ve Xpeng'i koydum. Tesla Amerikalı, Lucid Amerikalı, Neo ve Xpeng ise biliyorsunuz Çin'in önemli elektrikli araç markaları. Hisse senedi getirisi olarak baktığımızda son bir ayda Rivian %13.76 getirmiş. Tesla %56 kıyaslanacak gibi değil. Yılbaşından beri baktığımızda hala Rivian eksi de. Burada görüyorsunuz Tesla süper. pozitifte. Lucid eksi de, Neo eksi de, XP biraz daha artı da. Bir yıllık getiriye baktığımızda yine Rivian eksi de gibi gözüküyor ama zaten Tesla hiç diğerlerin hepsi de eksiler yani böyle baktığımızda ettikli araç firmaları başına ne geliyorsa Tesla harcı Rivian'ın başına onlar geliyor diyebiliriz. Değerleme tarafına baktığımızda şirkette kar olmadığı için kıyaslamaları yapmak çok zor. Zaten burada Tesla harcı hepsi çok zarardalar. Buradaki kıyaslamalardan çok bir mantık ortaya çıkmaz diye düşünüyorum. Sadece şirketin hisse senedi fiyatı bölü satışlar diye baktığımızda 6.16'lık bir oran var. Bu Tesla'dan daha ucuz şu anda. Tesla 9.53, Lucid'de 15.95, Nio'da 2.12, XPEV'de 2.86'da. Buradan baktığımızda Rivian, Tesla ve Lucid'e göre kıyaslayıcı çok pahalı değil. Biliyorsunuz ben Lucid e tamamen karşıyım. Özellikle bu orandan dolayı ve Lucid sadece sedan araba üretiyor. Şu anda sedan arabadan kar etmek en zoru. Tesla'da şu anda asıl karını model Y SUV'sinden ediyor zaten. Şirketin hisse senedi fiyatı bölü defter değeri deyince burada yine Rivian'ın oldukça ucuz olduğunu görüyoruz. 1.08'de rakipleri çok daha pahalılar. Büyüme açısından baktığımızda en hızlı büyüyenlerin Rivian ama yani kıyaslama doğru olmayabilir çünkü çok yeni bir şirket. İleriye doğru büyüme beklentisi önemli burada. Rivian'da bu yıl için %421 bekleniyor. Bu sektör ortalaması çok üstünde. Lucid'de de bir hızlı büyüme var ama ondan bile fazla. Maalesef buradaki hesaplamalarda önümüzdeki 3 yıl, önümüzdeki 5 yıl nasıl büyümeler olacak bunlara bakmamışlar. Karlıklara baktığımızda Rivian'ın brüt karı eksi %141, Lucid eksi %171. Nio'da hafif bir brüt kar var ama yıllardır bu işin içerisinde XPV'de bir brüt kar var. Tabi Tesla %23'te burada çok çok önde. EBIT karlılığını göremiyoruz gibi yanı kıyaslamayalım. EBIT de karlılık olarak baktığımızda eksi %269 sektörün en kötüsü gibi gözüküyor. An itibariyle mı Lucid onu zaten raporlamamış bile. Net kar marjında eksi 292, işte Lucid'le aşağı yukarı aynı gidiyorlar gibi gözüküyor. Diğerlerine tabii daha kötü durumda. Yani siz daha fazla finansal tablolara boğmamakta fayda var. Bu şirketin şu anda bilançosu zayıf bir bilanço. Eğer sırf bilançodan bakıp yatırım yapıyorsanız bu şirketten uzak durmakta fayda var. Öte yandan beni baktığımda mutlu eden konulardan bir tanesi short interest'in yani bu hisseyi açığa satanların oranının epey yüksek olması %12.41. Bu hisse yukarı doğru sertçe bir hareket yaparsa bu açığa satanlar hisseyi geri almak zorundalar. Bu tip durumlar genelde hissenin yukarı doğru dönüşünü hızlandırabiliyor. Ama bunun için önce bir hissenin yukarı doğru gitmesi gerekiyor. Bu nasıl olacak derseniz brüt karda ve nakit akışında iyileşmelerle olacak. Peki brüt karda ve nakit akışına iyileşmeler bekliyor muyuz? Şirketin yönetimi bu konuda neler diyor? Gelin şimdi de onlara bakalım. Şirketin ilk kurulduğu günden 31 Mart 2023'e kadar ürettiği otomobil sayısı sadece 35 bin. Bu bana Tesla'nın ilk günlerini hatırlatıyor. Rivian araçlarla şu ana kadar 200 milyon mil yol gidilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde 500'ün üzerinde şehirde Amazon dağıtım araçları dağıtım yapıyorlar. Bundan biraz sonra bahsedeceğiz. Rivian'ın bu iki ana perakende satış aracının dışında bir de Amazon özel bir anlaşması var. Çok hoş elektrikli dağıtım araçları tasarladılar ve üretiyorlar onlar için. Toplamda 100 bin araçlık bir sipariş ve adım adım yerine getirmeye çalışıyorlar. 12 milyar dolar civarında nakitimiz var diyor. Ve 2023 için üretim adedimizi 50 bin araç olarak reaffirm ediyoruz diyor. Piyasa buna şaşırdı ve o bilançonun açıklandığı gün bundan dolayı biraz yukarı doğru gitti. Çünkü pek çok etik otobü üreticisi mesela Lucid bunlardan bir tanesi satış adetlerinde daralma öngörüyorlar ve hedeflerinden geriye doğru gittiler. Rivian burada oldukça iddialı konuşuyor. Bizim diyor evet ilk çeyrekte beklenenden az ürettik çünkü yanılmıyorsam 9 bin civarında araç ürettiler. Oysa 50 bini tutturmak için 12.500 araç üretmen lazım. Fakat bunun temel sebebi tedarik zincirinde yaşadığımız sıkıntılardı. Ve bir de biz hem motorda hem pilde yeni bir altyapıya geçiyoruz. Bu için bazı üretim hatlarımız bir süre durdular. Bu bizim adetlerimizi kısıtladı. Şimdi o üretim hatları tekrar çalışıyorlar ve sorunsuz olarak önümüzdeki dönemde 50 bin adede 2023 yılında ulaşacağız diyorlar. Raporda iki önemli teknolojik gelişmeden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi artık kendi motorlarını üretmeye başlamaları. Şu anda boş motorları kullanıyorlar. Artık Enduro ismini verdikleri kendi etkili motorları üretecekler. Bunun hem maliyette büyük avantajları olacaktır tabii hem de tedarik zinciri sıkıntılarının aşılmasında. Bir de lityum iron fosfat yani lityum, demir, fosfat pillere geçiyorlar. Tesla da bu yolda gidiyor. Bu pillerin özelliği maliyetlerinin daha düşük olması. Enerji yoğunlukları bir miktar daha düşük ama diyor ki biz kendi geliştirdiğimiz yazılım ve özel pil paketimizle bu sorunu aşarız ve bu bizim karlarımızı çok artıracaktır diyor. Şirket aynı zamanda tıpkı Tesla yolundan gidip tamamen dikey entegre neredeyse her parçasının kendisinin tasarladığı, ürettiği bir sisteme doğru geçmek istiyor. Burada motordan ve pilden bahsettik ama daha pek çok detayda da benzer bir yolculuktalar. Bu çerçevede yazılımlarını güncelliyorlar. Bütün üretim parçacıklarını kendini tasarladığı hatta bir kısmın kendi ürettiği dikey bir entegrasyona doğru gidiyorlar. Bunun maliyet avantajları yaratacağına inanıyorlar. Ben de bu konuda şirketin yönetim mantığına katılıyorum. Özellikle bir startup'ın maliyetlerini yönetmesi çok önemli. Bu çerçevede yaptıkları güzel. Tabii bu kısa vadede bize daha yüksek araştırma geliştirme masrafı olarak yansıyor ama uzun vadede sevindirici. Bir yatırımcı olarak beni en çok ilgilendiren konu bu tip startupta üretim nasıl gidiyordur? Burada diyor ki biz 2023 için 50 bin araçlık üretim hedefimizi tekrar belirtiyoruz. Bu konuda geriye gitmiyoruz. Bu 2022'ye göre %100'lük bir büyüme anlamına gelecektir. Bir yandan da maliyet tarafını yönetmek konusunda da çok fazla şey yapıyoruz. Ben önce bahsettiler. Teknolojik tarafta gelişmeler var. Ürünlerin üretim mantığında değişimler var. Epey bir işçi çıkartıyorlar. Bundan dolayı tasarruflar var. Lojistiği, envanteri daha iyi yöneteceğiz Ve bunların hepsi çok makul. Çünkü bir şirket yeni da bu tip konuları pek bilmediği için nasıl yapacağını ister istemez çok yüksek masraflarla başlıyor. Bir sürü şey hayal kurulduğu gibi gitmiyor. Tesla'da da aynısını görmüştüm. Daha sonra bunlar adım adım maliyet iyileştirmeleri düzeltiliyor. Şirketin bu konuda söyledikleri beni tatmin ediyor. Şirket yeni bir kredi almış. Demin de bahsetmiştim. 1.5 milyar dolarlık. Bunlara green convertible senior notes deniyor. Yani şirket hisse de dönüştürebilen yeşil tahviller öyle söyleyelim. 1.5 milyar doları Nisan ortasında toplamış. Piyasalar bayağı karışıkken bu konuda tebrik etmek gerekiyor ve bu sayede şirketin nakit durumu kuvvetlendi diyor. 2023 yılına baktığımızda 50 bin araç üreteceğiz. 4.3 milyar dolarlık EBITDA zarar yazacağız ve 2 milyar dolarlık da yatırım yapacağız fabrikamıza, üretimimize, tesislerimize. Pekala hepsini toparlayalım. Rivian zarar eden ve uzun zaman daha zarar edecek bir şirket. 2 yıl içerisinde eğer kâra geçmeyi, pozitif nakit akışını veya yeni para bulmayı beceremezse de iflas riski var. Bloomberg iflas riskini %35 olarak değerlendiriyor. Buna karşı Rivian çok genç bir şirket, nefis bir ürünü var. Tüketiciler çok memnun, ben de ürüne gerçekten aşık olmuş durumdayım. Öndeki ürün fikirleri gayet güzel çünkü bu büyük R1'ler yerine r platformda daha ucuz daha küçük arabalar üretecekler. Amazon'la olan iş birliğinde ürettiği etki dağıtım araçlarını ileride belki başka firmalara yayacak ve şirket inovasyon yapma, maliyetleri yönetme, yeni motor, pil teknolojileri gibi teknoloji uyarlama, batarya gelişme taraflarında da kuvvetli. Bir anda da önümüzde dev bir etki araç pazarı var. Böyle bakınca ben Rivian'a yatırım yapmak istiyorum. Şöyle yöneteceğim yatırım stratejimi. Önce küçük bir yatırımla başlayacağım. 100 adet hisse bugün almayı düşünüyorum aslında. Biraz borsanın açılışındaki duruma da bakacağım. Daha sonra bilanço dönemine girerken ki işte ikinci şeyleri tamamlamak üzereyiz. Bir de opsiyon açacağım. Bir kol opsiyon yani satın alma opsiyonu. Çünkü şirketin Haziran ayı bilançosunu olumlu açıklayacağını ve bu bahsettiği gelişmenin bir bölümünün izlerini orada göreceğimizi düşünüyorum. Eğer burada da her şey iyi giderse o opsiyonundan kazandığım parayı da yine şirketi hissesine yatıracağım ve daha sonra düzenli alımlara geçeceğim. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil, bu riskli bir hisse senedi. Fakat şöyle düşünün, etkili araçlar gibi dev bir pazarda bunun en karlı bölümü olan SUV ve pickup bölümünde harika ürünü olan bir firma var. Ve henüz çok erken aşamasındayız. O yüzden piyasa onu çok cezalandırıyor. Hayır Rivian bir yeni Tesla olmayacak bence. Tesla o konuda zaten uçtu gitti. Ama Rivian da bu piyasada iyi bir oyuncu olacak. Değeri ucuz, fiyatlama makul gözüküyor bana ve buradaki risk getiri rasyosunda olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar para kaybedebiliriz küçük bir alım yaparsak ama yukarı doğru gideceği yer harika. Unutmayın en tepedeki değerinin şu anda sadece 5'te 1 civarında. Yani bir gün oraya geri gelse 5 kat kazanabiliriz diye düşünüyorum. Evet review de bu. Yatırım tavsiyesi vermedim unutmayın. Kendi stratejimi anlattım. Ben sevdim bu şirketi. üründe çok güzel. Biraz da para kaybedersek ne yapalım? Sorularınız ve yorumlarınız varsa her zamanki gibi beklerim. Bugün kısmetse PayPal kodusuna bir inceleme yapacağım ve onu herkesin izlemesini açacağım. PayPal'da ben bir fırsat olduğunu görüyorum. Bir dahaki sizlere özel içerikte de Intel'i değerlendireceğiz. Çünkü Intel bütün bu yapay zeka değerimine hiç pay almadı. Oysa çok ciddi bir yeniden yapılanma ve atak içerisinde Intel hakkında konuşacaklarımız var. Benim daha evvel ben beğenmediğim bir hisseydi. Şimdi yavaş yavaş görüşüm değişmeye başladı. Yeni gelen verilerle ne yapıyoruz? Görüşlerimizi değiştiriyoruz. Amacımız haklı çıkmak değil, amacımız para kazanmak. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Görüşmek üzere.